Bugünlerde herkesin aklında tek bir soru var. Salgın ne zaman bitecek? Bilim dünyasının bu soruya birkaç farklı cevabı var. Ama tüm cevapların temelinde bilimsel olarak şu teori yatıyor. Toplumun %60'ının hastalığa karşı bağışıklık kazanması. Bu nasıl gerçekleşecek? Ya doğal bağışıklık, yani sürü bağışıklığı ile ya da aşı ile. Yani dünyanın her köşesine yayılan bu salgından kurtulmak için 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyarının ya hastalığı atlatması ya da aşılanması gerekiyor. Bilim insanları ölüm oranlarından dolayı sürü bağışıklığının doğru bir yöntem olmadığı konusunda hemfikir. Zaten bu hızla giden bir salgında ülkelerin sağlık sistemlerinin bunu kaldırması imkansız. Bu yöntemi salgının başında İngiltere denedi ama kısa sürede vazgeçti. Geriye kalıyor aşı. Aşı en basit anlatımla bir hastalığa karşı bağışıklığı sağlamak amacıyla insanlara verilen zayıflatılmış virüstür. Aşılama bir salgın için olmazsa olmazdır. Çocuk felci, tüberküloz, kızamık aşılanma sayesinde ya tarihe karışmış ya da salgın özelliğini yitirmiştir. Peki dünyada COVID-19 aşı çalışmaları ne durumda? Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay almış, farklı ülkelerde ilerleyen 100'ün üzerinde aşı çalışması var. Bunlardan en umut vaat eden ABD-Almanya ortaklığıyla hayata geçen Pfizer-BioNTech aşısı. mRNA denilen yeni bir teknolojiyle üretilmiş bu aşının etkinliğinin %95 olduğu açıklandı. Büyük yol kat eden bu aşı şu anda ABD ve Avrupa'da bazı ülkeler tarafından acil kullanım onayı verildi ve aşı risk gruplarında uygulanmaya başlandı. Herkesin bir numara olarak gördüğü Pfizer-BioNTech'ten hemen sonra Amerikan şirketi Moderna %94 etkili, İngiliz şirket AstraZeneca ise %70 etkili aşı ürettiğini açıkladı. Bu arada Rusya Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik 5, Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşılarının da kullanımı sınırlı olsa da başladı. Yani artık bir aksilik olmazsa COVID-19 aşısının geliştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat aşının bulunması problemin çözümünde yeterli değil. Peki neden? Her ne kadar aşı bulunmuş olsa da dünya nüfusunun %60'ını bu kadar kısa sürede aşılamak imkansız. Kısa sürelerde milyarlarca aşı üretmek ve onu dünyanın dört bir yanına dağıtmak oldukça zor bir iş. Ayrıca birçok aşının 2 doz olarak uygulanacağı açıklandı. Yani bu noktada işin zorluğu 2 kat artıyor. Tüm dünyanın aşılanması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Aşı konusunda başka bir sıkıntı daha var. Sınırlı olsa da ülkeler hastalığı ikinci, hatta üçüncü kez geçiren vakaları açıklamaya başladı. Henüz kesin olarak açıklanmasa da COVID-19'un influenza gibi yılda birkaç kez karşımıza çıkması söz konusu. Peki aşıların bağışıklığı ne kadar sürecek? Şu anda bu konu tam bir muamma. Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Bilim insanlarının başka çözümleri de yok değil. Etkin bir aşıya ulaşana kadar uzun süreli tam kapanma, yani izolasyon bunlardan birisi. Salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinde bu yöntem uygulandı ve oldukça başarılı oldu. Fakat birçok ülke, özellikle ticari kaygılarla artık tam kapanmayı seçmekte zorlanıyor. Bunlar dışında ciddi şekilde ilerleyen ilaç çalışmaları da yok değil. Aslında bilim insanlarının çok ciddi olarak takip ettiği bir yol daha var. Mutasyon. Bazı bilim insanları birçok salgının mutasyon sayesinde 2 yıldan önce kendiliğinden yok olduğunu belirtiyor. Fakat COVID-19 virüsünün şu ana kadar etkinliğini yitirdiğine dair bir kanıt yok. Maalesef her gün binlerce can almaya devam ediyor. Kabus gibi geçen 2020 yılından sonra 2021 yılında dünyanın önemli bir kısmı aşılanacak ve virüsün beli ciddi oranda kırılacak. Kısacası 2021 yılının ilk aylarının zor geçeceği ama aşının yaygınlaşmasıyla birlikte sonrasında dünyanın biraz rahatlayacağı öngörülüyor. Yine de toplumun tamamı aşılansa bile tarihsel sürece bakarsak bu virüsten de diğer virüsler gibi tamamen kurtulamayacağız. Şu ana kadar dünya üzerinde aşıyla yok olan tek virüs çiçek hastalığının virüsü.
bilim insanlarının öngörüsü tüm önlemlerle birlikte salgının baskılanacağı, virüsün influenza gibi mevsimsel bir gribe dönüşeceği yönünde. Tabii ki COVID-19 bize yeni bir sürpriz yapmazsa. Her şeye rağmen 2021 insanlık için umut dolu bir yıl olacak.